arkadaşlar. Logaritmanın ÖSM tadında 8 testiyle çözümlerimize devam edelim. Birinci sorumuzda 1A ülkesinde bu yıl üretilen ekmeklerin %98'i israf edilmeden tüketilmiştir. Bu yıldan T yıl sonraki demiş. Şimdi öncelikle bu yıl üretilenlerin zamanı yani T zamanı öncelikle 0 kabul edelim. Ve buradaki ifadeleri bulmaya çalışalım. 0 kabul ettiğimiz zaman burada bize E ifadesinin %98 olduğunu söylemiş. Yani E'nin 98 ise burada nedir? C çarpı E üzeri T 0 aldığımız zaman burası zaten 0 geldi. E üzeri 0'dan dolayı 1 ve C'nin de buradan 98 olduğunu bulmuş olduk. Devam ediyorum. T yıl geçtikten sonra ise demiş şeklinde formüle edilmiş israf edilmeden tüketilen ekmek oranı %95 olduğuna göre demiş. Yani bu sefer de E'yi 95 almamız gerekiyor. E'yi 95 aldığımız zaman C'nin zaten 98 olduğunu bulduk. Çarpı E üzeri buradaki ifadede şöyle yazalım. Eksi 2 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3 dersek eğer eksi 3 diyelim. Ve T zamanını bilmiyoruz. Buradan bizim için kaç yıl sonra dediğine göre T'yi bulmamız gerekiyor. Şimdi şöyle diyelim, 98'i bu tarafa paydaya gönderirsek 95 bölü 98 eşittir E üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı T geldi. Ve her iki tarafın elenini alırsak eğer eşittir buradan da nedir? Eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı T gelecektir. İfade hatta şurasına düzenleyelim. Eksi 2 bölü 1000 gelecek. Sadeleştirdiğimiz zaman da burası eksi 1 bölü 500 çarpı T olacak. T'yi yalnız başına bırakmak için her iki tarafı 500'e eksi 500'e çarparsak eğer eksi 500 çarpı elen 95 bölü 98 eşittir T ifadesi gelmiş oldu. Ve biz burada logaritmanın kuralından dolayı eksi 500'ü buraya kuvveti alabiliriz. Buradan elen 95 bölü 98 üzeri eksi 500 eşittir T değeri geldi. Kuvvette eksi olmadığına göre şıklardaki ifadede buradaki eksiği bu 95 bölü 98'e gönderirsek ters çevireceğiz. Yani elen 98 bölü 95 üzeri 500 eşittir T değeri diyebiliriz. Yani cevabımız A şıkka gelir. İkinci sorumuza Ceylan Hanım ve Levent Bey'in tek çocuğu Lidya'dır. İleride Lidya'nın belli bir tasarrufa sahip olmasını isteyen Ceylan Hanım ve Levent Bey bir bankadan bir miktar yatırım fonunu Lidya'nın doğduğu gün almıştır. Lidya'nın doğumundan T yıl sonra demiş. Biz önce yine T'yi 0 kabul edelim. Başlangıcı kabul ediyorum. Burada nedir? F eşittir C çarpı T yerine 0 yazdığımız zaman E üzeri 0 gelecek. Yani F ve C değerleri birbirine eşit olacak. Kaç yıl sonra demiş. Bize yine T'yi sormuş. Yatırım fonunun değeri 2 katına çıkar. Yatırım fonu normalde F iken 2F olmasını istiyor. C gördüğüm yere de F yazabilirim. Çarpı E üzeri 0,1 çarpı bizden buradaki T değerini istemiş. Şimdi F'lerimizi sadeleştirirsek eğer buradan her iki tarafın şimdi 2 eşittir E üzeri 0,1 çarpı T değeri geldi. Her iki tarafın elenini aldığımız zaman elen 2 değeri burada 0,1 yerine de 1 bölü 10 yazalım çarpı T oldu. T yalnız başına bırakmak için her iki tarafı 10 ile çarptığımızda 10 çarpı elen 2 eşittir T değeri. Bu 10'u da üstüne gönderebiliriz kuvveti biliyorsunuz. Elen 2 üzeri 10 eşittir T değeri gelecektir. Yani cevabımız C şıkkı olur. Üçüncü sorumuzda oda sıcaklığı 24 derece olan bir otel odasında hayatını kaybeden birinin bulunduğu andaki vücut sıcaklığı 33 santigrat. 3 saat sonra bu kişinin vücut sıcaklığı 26 santigrat dereceye düştüğü gözlemleniyor. Kişinin bulunduktan T sonraki vücut sıcaklığı ise şeklinde modellenmiş. Şimdi öncelikle bizim bulunduğu andaki yani ilk baştaki halini bulalım. Başlangıçtaki durumunu bulalım. Bunun için de T'yi 0 alalım. T 0 olduğu zaman burada elen. Buradaki T dediğimiz ifade kişinin bulunduktan T sonraki vücut sıcaklığı olduğuna göre burada da bize bir insanın vücut sıcaklığını 36,5 santigrat derece alın demiş. O zaman buradaki T'yi 36,5 alıyorum. Eksi 24 eşittir alfa çarpı T'yi 0 aldık artı C diyorum. Şimdi buradaki ifade de burası nedir? Elen 12,5 ve burası zaten 0 gelecek. C değeri de çıkmış olacak. Buradan da C değerini elen şeklinde yazacak olursak burası da nedir? 25 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Şimdi bundan sonrası için T'nin 0 başlangıç noktasını aldık. Daha sonra bulunduğu andaki vücut sıcaklığını verdiği için bulunduğu andaki sıcaklığına da T diyelim. Burada zamana daha doğrusu T diyelim. T zamanı olduğunda o zaman 33 alacağım buradaki büyük T'yi. 33 eksi 24 eşittir alfa çarpı T diyeceğim artı C yerinde elen 25 bölü 2 ifadesini yazdık. Şimdi buradaki ifade zaten burası elen 9 gelecek. Elen 9 eşittir alfa çarpı T değeri artı elen 25 bölü 2.
Elimizdeki diğer denklemimiz de bu olsun. Bundan sonrası için de bizden 3 saat sonraki vücut sıcaklığında verdiği için T artı 3 zamana da bakalım o zaman. T artı 3 olduğumdaki zaman ifadenin denklemine bakıyorum. Elen, bu sefer büyük T'yi 26 alacağız. 26 eksi 24 eşittir. Alfa çarpı T yerine T artı 3 yazdım. Artı C yerinde Elen 25 bölü 2 değerini yazdık. Şimdi buradaki ifademiz nedir? Elen 2 gelecek. Alfa T artı 3 alfa artı Elen 25 bölü 2 ifadesi. Şimdi alfa T artı Elen 25 bölü 2 ifadesini zaten Elen 9 olduğunu biliyoruz. O zaman buradaki ifadeler yerine Elen 9 yazalım. Artı Elen 9. Ve Elen 9'u karşı tarafa attığımız zaman Elen 2 eksi Elen 9 eşittir 3 alfa olacak. Eksi olduğu için de bunları şöyle yazarız biliyorsunuz. Elen 2 bölü 9 eşittir 3 alfa. Hatta alfayı da buraya attım. 3'ü de bu tarafa attığımız zaman alfanın değerini de bu şekilde bulmuş oluruz. Daha sonra bulduğumuz bu alfa değerine denklemlerin herhangi birinde, mesela burada yerine yazalım. Elen 9 eşittir alfa t demiş. Alfa yerine buradaki bulduğum ifadeyi yazıyorum. 1 bölü 3 çarpı elen 2 bölü 9 çarpı t geldi artı elen 25 bölü 2. Ve buradaki ifadeyi düzenlememiz gerekir. Buradaki ifadeyi karşı tarafa alırsak eğer elen 9 eksi elen 25 bölü 2 eşittir 1 bölü 3 çarpı elen 2 bölü 9 çarpı t gerekiyor. Bizim t'yi bulmamız lazım. Burada aralarında eksi olduğu için bunları yine bölüm şeklinde yazacağım. Yani elen 9 bölü 25 bölü 2 şeklinde ters çevirip çarptığımız zaman burası elen 18 bölü 25 olacak. Eşittir 1 bölü 3 çarpı elen 2 bölü 9 çarpı t değeri geldi. Ve buradaki ifade 1 bölü 3'ü de yine aynı şekilde burada karşı tarafa gönderirsek eğer çarpım şeklinde gelecek. 3 çarpı elen 18 bölü 25 eşittir elen 2 bölü 9'a eşit oldu. Burada t'yi çarpı t'miz var. T'yi yalnız başına bırakabilmek için bu ifadeyi de buraya paydaya göndereceğim. Yani 3 çarpı elen 18 bölü 25 bölü elen 2 bölü 9 ifadesi geldi. Eşittir t. Şimdi biz buradaki ifadeyi elenin kurallarından dolayı, logaritmanın kurallarından dolayı şöyle yazabiliriz. Şöyle devam ediyorum. T eşittir. Buradaki paydalı olduğunda bunları tek bir şu anda 10 taban, pardon, E tabanında ikisi de. Biz bunları bu paydadakinin tabanına alabiliriz. Yani şöyle diyorum. 3'ü aynen yazdım. Elen 2 bölü 9 tabanında 18 bölü 25 şeklinde yazabiliyoruz biliyorsunuz. O halde buradan da nedir cevabımız? Bunlara baktığımız zaman bu şekilde gelebilecek. Burada şıklarda bir hata var. 18 bölü 25 olması gerekirken 25 bölü 18 yazılmış. Dolayısıyla bunu değiştirip 18 bölü 25 diyorum ve cevabımız C şıkkı geliyor. Dördüncü sorumuzda cam bir yüzeyin üzeri yüzeyi 200 eşit kareye bölen bir ızgaradan en adet kırmızı hücre içeren bir kan örneklerinin cam üzerinde rastgele yayıldığı bilinmektedir demiş. Bu durumda hiç hücre içermeyen kare sayısı şeklinde modellenmiş. Karelerden 80 tanesi hiç hücre içermediğine göre. Şimdi yani buradaki ifadenin 80'e eşit olduğunu söylemiş. Burada da hiç hücre içermeyen kare sayısı, burada da aynı şekilde hücre içermeyen sayıyı vermiş bize. Bunlar birbirine eşit. Şöyle diyelim, buradaki 200'e her iki tarafı 200'e bölersek paydaya 200 gelecektir. Devam ediyorum. E üzeri eksi n bölü 200 eşittir 80 bölü 200 ifadesine sadeleştirdiğimiz zaman 2 bölü 5 gelecek. Amacımız buradaki n'yi kan örneklerin içerdiği hücre sayısını istiyor bizden. Buradaki o zaman nedir? N değerini bulmamız gerekiyor. Her iki tarafın elenini alırsak eğer eksi n bölü 200 ifadesi elen 2 bölü 5'e eşit olacak. Daha sonra her iki tarafı 200'e çarptığımız zaman eksi n eşittir. Hatta eksi 200'e çarpalım. N eşittir. 200 eksi 200 çarpı elen 2 bölü 5 değeri geldi. 200'de kuvvete gönderebiliriz. N eşittir elen 2 bölü 5 üzeri eksi 200. Şıklarda eksi kuvvet olmadığına göre buradaki eksiyi buraya dağıtıyorum. Elen 5 bölü 2 oldu ve kuvvette de 200 değerimiz var. Yani cevabımız E şıkkı. Beşinci sorumuzda bir lise öğrencisine bir hafta boyunca okulunda öğrendiği bilgiler üzerindeki yeterlilik oranı %80'dir demiş. Bu bilgilerle hiçbir pratik yapmayan öğrencinin G gün sonraki yeterlilik oranı %Y olmak üzere modeli verilmiş, öğrencinin yeterliliğin tamamen kaybolması için. Kaç gün gerekir? Şimdi tamamen kaybolması demek o zaman yeterlilik oranının burada Y'nin 0 olması gerekir. Y gördüğüm yere 0 yazıyorum. 80-12 çarpı elen G ve bizim buradan G'yi bulmamız lazım. Karşı tarafa attığımız zaman 80 eşittir 12 çarpı elen G olacak. Her iki tarafı 12'ye böldüğümüz zaman ve sadeleştirelim burada. 4'e böldüm 3 geldi. 4'e böldüm 20.
ln g eşittir 20 bölü 3. G'yi tek başına bırakabilmek için burada nedir? Logaritma e tabanında olduğuna göre g eşittir e üzeri 20 bölü 3 kadar gün gereklidir diyebiliriz. Yani cevabımız A şıkkı olur. 6. sorumuzda bir zeminde yer alan dik koordinat düzleminde y eşittir ln x eğrisi ve x ekseni kestiği nokta A ile gösterilmiş. A noktasında bulunan bir karınca x ya da g eksenine paralel hareket ederek yolu takip etmiş ve F noktasına ulaşmış. Buna göre karıncanın gittiği toplam yol kaç birimdir demiş. Şimdi bizim bunları bir y eşittir x eğrisine gitmiş, bir de y eşittir x doğrusuna gelmiş. Öncelikle şöyle yapalım. Bunların her bir noktasını inceleyelim. A noktasına baktığımız zaman A noktasında burada nedir? Y eşittir ln x eğrisi üzerinde ve x'teki buradaki mesafeyi bilmiyorum ama y'de sıfırda. O zaman şöyle diyelim. Y eşittir sıfır noktasında y eşittir ln x eğrisi üzerinde buradaki x noktasını bulalım. Y eşittir 0 aldığımız zaman ln x eşittir 0 ise x değerimiz de buradan nedir? 1 gelecektir. O zaman A noktasının koordinatları 1'e 0 olacak. Şöyle yazalım. A noktası 1'e 0. Şimdi A noktasından sonra B noktasına baktığımız zaman buradaki x mesafesi aynı. O zaman x'imiz yine 1. Ama buradaki y mesafesini bilmiyoruz. Bunun için de tekrar şöyle diyelim. B noktasında x eşittir 1 için ve bu B'nin olduğu y eşittir x eğrisi olduğuna göre, doğrusu olduğuna göre buradan x yerine 1 yazdığımızda y'nin de 1 olduğunu buluruz. O zaman B noktası da 1'e 1 noktasıdır. Onu da yazalım. Daha sonra C noktasına bakalım. C noktasında şimdi burada B ile C'nin y'leri aynı ama x değerini bilmiyoruz. O zaman şöyle diyelim. Y eşittir 1 için c'nin olduğu ln x eğrisi olduğuna göre y eşittir ln x, y'yi 1 aldığımız zaman buradan da x değerini e buluruz. O zaman c noktasının koordinatları da e'ye 1'dir. Bunu da bulduk. Daha sonra d noktasına baktığımız zaman d noktasında da burada yine aynı şekilde şöyle söyleyebiliriz. Sonuçta C noktasındaki apsis E olduğuna göre D noktasındaki apsis de E'dir. Çünkü burada paralel gitmiş. D noktasındaki apsisimiz de E ama ordinatını bilmiyoruz. Bunu bulalım şimdi. D noktası için diyelim. D noktasında X eşittir E ve doğrumuz da Y eşittir X olduğuna göre buradan Y değeri de E gelecektir. O zaman D doğrusunun koordinatları da E virgül E olacak. Onu da yazalım. Şimdi E noktasına bakalım. E noktası ile D noktasının Y değerleri aynıdır zaten. Apsisini bilmiyoruz ama Y değeri bunun E olduğuna göre bunun da E olacak. Şöyle diyelim. E noktasında Y eşittir E kabul ediyorum. Ve Y eşittir ln x eğrisi. Burada Y'yi E aldığımız zaman X değerimiz de buradan nedir? E üzeri E değeri gelecektir. O zaman E noktasının koordinatları E üzeri E'ye E değeri gelecek. Şimdi daha sonra F noktasına bakalım. F noktası için de F noktasına baktığımızda F ile E'nin apsisleri aynı. O zaman apsis E virgül E geldi. X eşittir E virgül, E üzeri E için doğrumuz burada Y eşittir X olduğuna göre Y değerimiz de E üzeri E gelecektir. O zaman F'nin koordinatları E üzeri E'ye E üzeri E değeri gelmiş oldu. Şimdi bizim için buradaki kırmızı yolun ne kadar olduğu lazım. Bakalım burada A ile B arasında yukarıya doğru çıktığına göre Y'ler arasındaki mesafe 1-0'dan buradaki mesafe 1. B ile C arasında apsiste ilerlediğine göre yani X ekseni üzerinde ilerlediği için apsislerden çıkarttığımız zaman E-1 dedim. BC oranı E-1 geldi. CD'ye baktığımız zaman Y'deki oranlarına baktığımızda farklara baktık. Birinin 1, birinin E. Yine CD de E-1 gelir. D ile E arasına baktığımızda X ekseni üzerinde ilerleme olduğu için X'lerden çıkartıyorum. Yani burada E üzeri E'den E'yi çıkartıyorum. E ile F arasında yine aynı şekilde E üzeri E'den E'yi çıkartmam gerekir. Bu kırmızı çizgi üzerindekileri toplayalım. 1 artı E eksi 1, E eksi 1 artı E üzeri E eksi E artı E üzeri E eksi E değeri geldi. Şimdi burada eksi 2 E var. Buradaki E'lerimiz gider. 1 eksi 1 gider. 2 tane E üzeri E ve eksi 1 değerimiz gelecektir. Yani cevabımız D şıkkı olur.